alışmışlar, evet, siyah ve beyaza alışmışlar. Tam da bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte Hrant Dink'i eğer intikamcı noktasına koyarlarsa ben onların hasmı düşmanı olmuş olacağım ve onlar da bundan beslenecekler. Oysa Hrant Dink öyle gibi değil. Siyah veya beyaz noktalarda durmuyorum. Hayatın başka renklerinin olduğunu biliyorum ve o renkler üzerinden de iki halkın tekrar nasıl normalleşebilir, nasıl birbiriyle barış içinde yaşayabilir ve diğer bütün kesimlerle, farklılıklarla nasıl bir arada yaşayabilir, bunun çabası içerisindeyim. Ben Türkiye'de yeterince sınırsız yaklaştığını düşünüyorum sorunlara ve doğru yaklaştığını düşünüyorum. Haddini aşan bir cesaretle yaklaştığımı da düşünüyorum. Evet, ben Türkiye'liyim ve Ermeniyim. Benim kimliğim bu. Bize diaspora hiç kimse demesin bir kere, onu söyleyeyim. Ben atalarımın 3000 yıldır yaşadığı topraklarda yaşıyorum. Ben oradayım ben. Diaspora, yabancı, mabancı falan değilim. Bu bir bıçak sırtı. Bu tarafa düşsem soyumu inkar edeceğim. Bu tarafı söylesem Türkiye'de beraber yaşadığım insanları üzeceğim. Ben dedim en iyisi bıçağın üstünde kalıyor. O benim için en güvenilir yer. Evet, bıçak sırtında Türkiye'de gazete çıkarıyoruz. Atalarımızın hakkını savunuyoruz. Türkiye'de geleceğimizi kurmaya çalışıyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi? Ben 2 saattir konuşuyorum. 2 saattir de geçti. Ağzından bir kere daha soykırım kelimesini çıkardım. Derdimi başka türlü anlatmaya çalıştım. İnsan ve insanın kendi varlık alanıyla ilişkisini anlatmaya çalıştım. Benim için o varlık alanıyla o insanın, o toplumun, topluluğun ilişkisini kesmek, onun köküyle ilişkisini kesmektir. Ve şunu söylüyorum. Ben hiçbir zaman bu konuları uluslararası hukukun ya da bir başkalarının lügatiyle konuşmam. Kendi lügatimi kendim yaratırım. Benim yarattığım lügat burada, şu anda size kullandığım lügattır. Karşısına çıktığım insanların beni dinleme tahammüllerini hesaba katır. Onların incinmemesi için elimden geleni yaparız. Koparıldılar topraklarından ve dünyanın dört bir yanına savruldu. Şimdi bu halkın bugüne akan kuşaklarının ruh halini ve 90 yıllık kimliğinin cümlesini eğer bu olay kökten kesiliş dolduruyorsa bunu yok sayamazsınız. Ama bunun adı şu olsun bu olmasın diyemezsiniz. Bu algılanmıştır artık, içselleşmiştir artık ve genetik koda işlemiştir artık. Adı bizim için önemli değil ama bizim yaşadığımız bu. Ruh hastalarıyız. Onlar da biz de. Onların paranoyası, bize yönelik paranoyası, bizim ise travmamız, bu korkumuz, onların bunu kabul etmemiş olmaları. Bu iki ruh halinden bizim çıkmamız lazım. Ben onun doktoruyum, o da benim doktoruyum. Becerebilirsek bunu becerebilirim. Ve evet, Türkiye'nin iyileşmesi, demokratikleşmesi aslında Ermenileri de iyileştirecek. Onun için ben konuşmalarımda Ermeniler ve Türkler birbirleriyle ilişkileri açısından sürekli iki klinik vakadırlar derim. Türkiye'de yaşayan biz Ermeniler, bizim mesela diasporadan farkımız var. Aynı travmayı biz yaşamıyoruz onlar. Ya da Ermenistanlı'nınki daha hafif, onlar gibi yaşıyoruz. Niçin? Biz Türklerle beraber yaşıyoruz çünkü. Valla bana Türkiye'de İyi gözle bakan çok sayıda Türk dostum var. Kötü bir gözle bakan da var. Ama bu hayatın gerçeği, bunu görüyorsunuz. Buradan sıyrılıyorsunuz ve diyorsunuz ki kötü ya da iyi olmak, Ermeni olmak ya da Türk olmakla ilgili bir şey değil. İyi insan olmak ya da kötü insan olmakla ilgili bir şey diyorsunuz. Ve bu sizi travmatik olarak düzeltiyor, iyileştiriyor, rahatlatıyor. Ve onun için bana sordukları zaman, İnanın bak, siz buralarda yaşıyorsunuz, Allah mekanınızı cennet eylesin, bir şey dediğim yok. Ama yani ben orada yaşamak istiyorum. Orada yaşayacağım, sonuna kadar da orada yaşayacağım. Benim ilacım, her şeyim orası. Ve orada insanlarla kurduğum ilişki. Bugün Ermeniler buna istesin ya da istemesin. Türkler istesin ya da istemesin. Yukarıdaki büyük Allah kararını vermiş.
Türklerle Ermeniler yan yana yaşayacak. Bu ikisi komşudur. Türkiye ve Ermenistan komşudur. Ve mecburlar birbirleriyle barış içinde yaşayacak. Başka çareleri yok. Bize düşen bu barışı üretmek. Avrupa'ya da düşen bu barışı üretmek. Ermeni meselesi, Ermeni sorunu ya da şu sorun ya da bu sorun her iki halkın böyle uç fanatik böyle birbirlerine karşı çok böyle keskin bakan insanlarına artık terk edilmemeli. Benim temsil ettiğim zihniyetin hiç kimseyle, özellikle bugün yaşayan kuşaklarla geçmişe ait bir hesabı, bir sorunu yoktur. İntikam ya da hesaplaşma gibi herhangi bir şey olmaz. Çünkü geçmişte yaşanmış olan tarihsel olumsuzluklardan bugünün kuşaklarının sorunu tutmak gibi bir anlayış zaten kendisi antidemokratik bir anlayıştır. Benim derdim Türk ve Ermeni halkları arasındaki bu çözümsüzlüğü nasıl aşarız? Bence iyi bir sürece girdik aslında. Türkiye'de bir süredir iyi bir demokratikleşme süreci yaşıyoruz. Tabu konular üzerinde konuşmaya başladık. Ermeni sorunu da bunlardan biri. Ve bu süreci çoğaltmamız gerekiyor. Bunu yapmak gerekiyor. Bunun için de Ermenilerin ve Türklerin monolog belleklerini ortak bir belleğe dönüştürmeleri için karşılıklı bir değiş tokuş, bellek değiş tokuşuna girmeleri gerekiyor. Bir konuşma sürecine girmeleri gerekiyor. Bir tarih etüdüne girmeleri gerekiyor. Böyle bir sürecin ise olmazsa olmaz koşulu ifade özgürlüğüdür ve bilginin serbestçe dolaşımının sağlanmasıdır. Kilitlenmiş tarihi açacak olan bu halklardır. Ne tarihçilerdir, ne siyasetçilerdir, ne yasalardır. Halklardır. Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gidip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Verdi adını soyadı Beatrice Hanım diye biri. 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok az çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına. Dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü benim anamdır. Dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. Abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gelir. Terk ettiğimiz köyüne gelir. Dedim böyle böyle kalk gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim aldı dedi amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben. Dedim ki kızım anandır malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etme, bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların gelip dibine girmek için. Ermeni meselesini anlatan bir çeviri kitap. Jenosit adlı bir kitap. Bu kitap toplatıldı, yargılandı. Mahkemesi 2-3 yıl devam etti. Önce bozuldu, sonra hüküm giydi. En son Yargıtay bir karar verdi. Bu kitabı beraat ettirdi. Beraat gerekçesinde ise şu cümleler geçti. Artık Türkiye'de kışkırtılacak sayıda Ermeni kalmamıştır. Hayat biraz etme bulma dünyasıdır. Ha biz bir şeylerden korkuyoruz. Biz bir şeylerimizi yitireceğiz diye korkuyoruz. Güvenemediğimiz bazı şeylerimiz mi var? Var.
Beni karşınızda bir Ermeni olarak konuştuğunu zannetmeyin. Ben şu anda bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve o bilinçle kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Bizim korkacağımız, korktuğumuz şeyler var. Hayatımda hiçbir suç işlemedim ben bu ülkede. Hiçbir terör örgütüyle bir işim olmadı. Hiç adam öldürmedim, adam da dövmedim, dayak da yemedim. Hiçbir şeye girmedim. Beni aldılar, onu kendimde götürdüler. Biraz Ermeniydim, iyi Ermeniyimdir, iyi de solcuyumdur. İkisi yan yana geldi mi belasındır sen bu ülkede. Aldılar, götürdüler. Sabah akşam bana 8 gün hücrede tuvalette arkadaşlar. Bakınız, tuvalette askeri bir kışlada tuvaletlerden bozma hücreler yapmışlardı. Başka 11 tane daha Ermeni başka bir nedenle toplamışlardı. Bize yarım saatte bir asker geliyordu, kapıyı vuruyordu, marş söyleyin diyordu. Korkma sönme söyle diyor. Tuvalet korosu kurmuştu bize orada. Ne oldu bana sabah akşam korkma sönmez tuvalette söyleterek beni Türk mü yapabildiniz? Neydi bunun manası? Ne olur yani 80 bin tane daha Türk biz size katılsak dönüp. Ne olur anlamadım ben bunları, ne olur. Yani bu farklılığın, başkalıkların, zenginliklerin farkına varmamak. Türkiye'nin kimliğini TRT'de hiç kimseye öyle bedavadan terk etme. Bunu ben çok iyi taşıyorum. Benim birinci kimliğim Türkiye'nin kimliği. Niye yeri geldiğinde, kullanmak istediğinde bana Ermeni ölü diyorsun? Sen önce kendi kafanda vur. Ben kimim, ben neyim? Türkiye'de yaşayan bir Ermeni nedir? Önce onu vur. Yeri geldiğinde Türk'üm dedirteceksin bana. Yeri geldiğinde Ermeni ölü diyeceksin bana. Yok öyle yapma. Ben Türkiye'liyim ve Türkiye Ermenisiyim. Hiç kimse ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Ve bunu düşünün bir kez, meclis kürsüsünden yapıyorlar. Ben oy veriyorum bu insanlara, milletvekili seçiliyorlar, gidiyorlar ve meclis kürsüsünden ben ki yurttaşım, benim oyumu almış insan beni yabancı olarak tanımlıyor. Ve benim üzerimden mütekabiliyet denilen bir kavram üretiyor. Ve benim üzerimden bir siyaset üretiyor, milliyetçi ve şovmen bir siyaset üretiyor. Buna tahammül etmek mümkün değil ki. Eğer yurttaşsak buna tahammül etmek mümkün değil. Ama esas suç işlemektedirler. Ayrımcılık, bölücülük yapmaktadırlar. Kendi yurttaşlarını bir başka ülkenin yurttaşıyla karşılaştırıp orada yapılacak haksızlığın burada aynısını yapılmasını teklif edebilmektedirler. Madde olarak sokabilmektedirler. Bu anlaşılır bir şey mi bu mütekabiliyet gibi? Bizim isyanımız buna nasıl utanç duymuyorlar bilmiyorum. Ben, sorunun sahibi olan ben utanç duyuyorum. Onlar nasıl utanç duymuyorlar bu prosedürden? Yoksa yani haklar açısından, hakların alınması, verilmesi açısından Türkiye'de sadece azınlıkların sorunları yok ki. Çoğunlukların da sorunları yok. Bana İstanbul'da Anadolu'dan epeyce insan gelir. Gazeteye gelir, elinde bir tane kağıt öyle ürkerek çıkarır, ürkerek uzatır. Abi şuna bir baksana, bu ne yazıyor? Açarım böyle. Define mi arıyorsun dayı derim. Bulmuş bir kağıt bulmuş. Ermenice bir harfler var içinde. Böyle gidecek işte Anadolu'da define arayacak. Aksaray'da kahvesi var, borsası var, define haritası, Ermeni haritalarını. Her gün şey, taksi plakası gibi fiyatları artar onların. Var, doğrudur, çok define var orada. Ama asıl define toprağın üstündekiydi. Asıl define, asıl define onlardı, insanlardı. Malatya'da çok anlatılan bir hikayemiz var. Ben gurur duyarım bunu anlatırken.
Tehcir zamanı bizim köylerden birinden tehcir kararı çıkmış ve hadi gideceksiniz dedim. Yaşlı dedemiz geçmiş düveni tamir ediyor. Gelinler geliyor, oğlanlar, damatlar. Hadi baba, dede gidiyor. Lan durun oğlum, şunu bir tamir edin. Dede gidiyoruz, onu beraber götürmeyeceğiz. Dedem dönüyor, diyor ki oğul bak ekin ektik diyor, ekin. Biz gideceğiz ya, bizim yerimize birileri gelecek, ayıp olmasın diyor. Düven bozuk bırakılmaz. Benim esas sancım, 3 milyon nüfustum ben bu topraklarda. Cumhuriyete geçerken 300 bin kaldım. O 300 bini de ille bilmem ne yapacaklar diye bu tarihe kadar gelirken o toprağın üzerinde benim ürettiğim hiçbir zenginliğin farkına varmadılar. Bitirdiler, tükettiler. Yazık. Birbirimize sadece Türk ya da Ermeni diye bakarsak olacağı bu zaten çünkü. Birbirimize ürettiklerimizle, emeğimizin, ortaya koyduğumuzun zenginlikleriyle, kültürleriyle bakmadık ki. 20 sene önce bir kitapçıkta, bir dipnotta bir şey okumuştum. Trabzon'da Kaymaklı bölgesinde bir Ermeni manastırı var diye. Ben de rica ettim arkadaşlarımdan, bir gidip görmek istiyorum, mümkün mü, bulabilir miyim diye. Sağ olsunlar yardımcı oldular, gittim buldum. Belki onlar olmasaydı ben orada hüngür hüngür ağlardım. Müthiş bir miras orada arkadaşlar. İçeride müthiş bir freskler var, resimler var. Oranın bakıcısı arkadaş orayı ahır yapmış, içeride hayvanlar, yapmayın. Yani define orası. Haritaya falan hiç gerek yok. Define orası. Benim dedem kumaş boyarmış, köy köy dolaşırmış, giderken kapısını, evini, hanesine komşusu Mustafa Emmi'ye teslim edermiş. Böyle bir birliktelik var kökte. Hep kötü şeyler yok. Hep kötü şeyler yok. Ama kalkar derseniz ki bu memleketin asıl sahibi biziz. Ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz. Olur, sizin olur. Ben bir şey demiyorum. Yani hiçbir şikayetim yok. Benim zaten şikayet edecek mecalim de yok. Kalmadı. Ne olabilir yani şurada... küfür etsem diyecek ki kışkırtacağı bir adam yok ki bu adamın. Nasıl, ne olacak şimdi yani? Doğrudur da, çok da haklıdır. Anadolu'nun hemen her yerinde eğer bir kültür, bir kimlik, bir varlık, 3 milyonu aşkın kimliği yaşıyorduysa ve eğer bunlar bugün yok idiyse biraz da tarihi niye yok bunlar diye okumak lazım. Yani iyi ki yoklar diye değil de belki niye yok diye, o empatiyle belki bakmak lazım. O zaman belki biraz bana daha sempati duyabilirsiniz. Bu ülkede bugüne kadar pasaport alamayan belki de birkaç kalmış kişiden biriyimdir ben. Pasaport vermedi bu devlet bana. Hiçbir yargılanmam ve hiçbir yargılanmadan ötürü mahkumiyetim de yok. Yargıtay'a gittim, bütün aşamaları şey yaptım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme hakkım doğdu. Ben o noktada durdurdum. Bu ülkede ben pasaportumu Avrupa'nın müdahalesiyle alacaksam almam o pasaportu. Kendi sorununu bu ülkede kendi insanlarımla, onlarla birlikte halletmeliyim önce. Eğer bir ülkede demokrasi dış dinamiklerin talepleriyle gerçekleşirse bu çok doğru bir hareket olmuyor hiçbir zaman. Biz buna yukarıdan aşağıya doğru değişim süreci deriz ki aşağının bunu ne kadar içine sindireceği toplumun, o her zaman çok net olmuyor. Asıl söz sahibi o ülkede yaşayan iç dinamikler olmalı. Onların talepleri olmalı. Fransa Ermeni soykırım yasa tasarısını onaylayacak. Fransa'daki 400 Ermeni'yi 4 döndürüyor. İşte seçim zamanı onlardan oy alacak. Ha diyor, yapacağım diyor. Ecevit'e bir telefon açıyor. Merak etme, şu seçim geçsin, yapmayacağım diyor. Helikopter ihalesine Fransa'yı almıyor. Şirak Hürriyet manşet attı. Gördünüz, Şirak mektup yazdı. Ama ben bak Ermeni soykırım yasa tasarısını senatoya geçirmemiştim.
Sen niye ihaleyi bize vermedin, aybetmedin mi dedi. E şimdi bunu göremeyen Ermeni hala o emperyalizmin, o yayılmacılığın, o kapitalizmin çirkin dişli çarklarında kendisinin nasıl kullanıldığını göremeyen bir Ermeni'ni ben ne söyleyebilirim ki onlar için? Ama görenler var. Görenler var. Bunun da tek yolu şudur. Ben buna ister katılırsınız, ne kadar hazırsınız bilemiyorum. Ama ben hazırım. Bir Ermeni kimliğimle hazırım. Sizlerin de hazır olmasını istiyorum. Diliyorum daha doğrusu. Çok dostum var birlikte bunu becerebildiğimiz çünkü. Ermeniler Türklere karşı klinik bir vaka halinde bir travma yaşar. Türk lafı duydular mı? Özellikle diaspora ve yurt dışındakiler. Türk onlar için bir korkudur, bir öcüdür. Yaşanmışlıklardan gelen bir şeydir. Bir travma halidir, titrer. Türkiye'de ise Ermenilere karşı daha ziyade ben bir paranoya görüyorum. Yani bu Ermeniler işte, Demirel de onu söylemişti, halledilmemiş iki sorunu kalmıştı Batı. Biri Ermenistan, Büyük Ermenistan, biri de Kürdistan diye. Yani bu paranoya hali vardır. İkisi de ama sağlıklı durum değildir. Batı'nın bu tür şeyleri olabilir, Ermeniler içerisinde aşırı uçlar olabilir, bu tür hayalleri olabilirler, kabul ederim bütün bunları. Ama onların bunları düşünememeleri için, onların yenilgiye uğramaları için tek bir şey var. Bu ruh halinden kurtulmak gerekir, tedavi, rehabilite olmak gerekir. Bunun da tek bir yolu vardır, tek reçetesi vardır. İki halkın kendi arasında kurabileceği diyalogdur, konuşma ortamıdır, empati yaratma ortamıdır. Bunun için çaba göstermek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Var hakkımız var, amacık hakkımız var. Okullarda öğrenme hakkımız var, öğrenme, okutma hakkımız var ama çocuklarımız Ermenceyi şöyle böyle öğrenebiliyorlar, öğreniyorlar ama bazen bu nedir bilemiyorum. Yani bunu akademisyenler tahlil edecekler, ben tahlil edemiyorum bunu. Ermenceyi kullanmaktan böyle çekiniyorlar. Garip bir şey. Ben kendi çocuğumla Ermenice konuşmaya çalışıyorum, Türkçe'ye çeviriyor hemen. Türkçe'ye, böyle kıvırıp Türkçe'ye çeviriyor. Bunun sebebi şu olabilir. Belki biraz sizin canınızı sıkacak bir cümle mi söyleyeceğim bilemiyorum ama bir halkı yok etmek isterseniz iki şekilde yok edebilirsiniz. Ya kellelerini kesersiniz, bitirirsiniz o işi. Ya da ona dilini kullandırtmazsınız. Siz öbür dili, beraber yaşadığınız insanın dilini yok sayarsanız kendi dilinizi de azaltırsınız. Eritirsiniz, bitirirsiniz. Onun için ben konuşmalarımda Kürtçeyi savunurken Kürtlerin ana dili olsun diye savunmuyorum. Beni bağışlasınlar. Onu savunmak Kürtlerin kendi sorunu ve hakları. Ayrıca ana dil bir hak değildir zaten. Çok sevdiğim Profesör Kadir Cangızbay'ın güzel bir tanımlaması var. Çok güzel bir ana dil der, karın gurultusu gibi bir şeydir. Engelleyebilir misiniz onu der yani. Canlı varlığa has bir varoluş halidir, bir hak değildir. Hak, varlıktan sonra edinilmiş ikinci katmandır. İnsanoğlunun uygarlaşma sürecince edindiği bir beceridir. Varlık hali ise bizzat ta kendisi, varoluşun kendisidir. Bunu nasıl engellersiniz diye tanımlar, çok güzel bir tanımlamadır. Dolayısıyla ben oradan akarak şunu söylüyorum. Ben bir Ermeniyim ama ben Kürtçemi istiyorum. Kürtçeyi ben kendin için istiyorum. Bu toprakta beraber yaşadığın insanın dilini öğrenerek, onunla bütünleşerek ancak ben de kendi dilimi zenginleştirebilirim. Türkçeyi ancak böyle var edebilirim. Eğer yok, sen ortanca balık, ben küçük balığı yok edersen, büyük balık da gelir seni bir gün yok eder. Türk resmi tezine bakarsanız yoktu bir zamanlar, hiç Ermeni yoktu burada, yaşamamıştı. Böyle bir konu da yoktu. Sonra baktılar olmaya, varlardı ama azlardı. Azlardı ama azmışlardı. Azmışlardı sonra ne yapalım, biz de onları iteledik, ötedik, biraz götürdük bir yerlere. Giderken bir şeyler oldu, gelirken... Peki onların bıraktığı şeyler ne oldu? Onların bıraktığı şeyler... Gidin bakalım şimdi Anadolu'ya. Ben size 2000 okuldan bahsettim. 4000 kilise ve kilisecikten bahsediyorum. Bir o kadar binadan bahsediyorum.
Bir o kadar yerel attan bahsediyorum. İnsanlar yaşadı 3000 yıllık kadim bir tarih. Ama dikkat ediniz. İlk bulaştıkları yerlerden biri ne oldu? İsimleri değiştirmek, yer adlarını değiştirmek. Dille uğraşmak. Çünkü o yaşar. Kaçınmaya çalıştığım bazı konular hakkında gelen sorular ne yazık ki beni o mecraya çekiyor ve benim de görevim cevaplamak. Onun için peşinen şunu söylemek istiyorum. Hiç kimsenin kalbini kırmak gibi bir niyetim yok. Vereceğim cevaplarda ilk önce bunu dikkate almanızı rica ediyorum. 150 yıl önce kazandığınız ana dil hakkını kullanmamanızda öncelikle sorumluluk Ermeni toplumuna ait değil mi? Eğer kolunu kanadını kırıp ona uçma hakkı tanıyorsanız, o zaman sorumlu kim diye oturup düşünmeniz lazım. Hiç kimse, hiçbir kesim bugüne kadar gerektiği kadar namuslu davranmış değildir. Bunun içerisine solu da katınız lütfen. Sol ve emekçi kardeşlerin hiçbirinin kalbini kırmak istemiyorum ama şu gerçekleri artık saptamakta gerek var. Açarsınız sol tarihi, ta TKP'nin kuruluşlarından bakarsınız. Ermeni sorununa ilişkin şairlerimizde, edebiyatçılarımızda, yazarlarımızda. Örneğin ben Nazım Hikmet delisiyim, hastasıyım. O Nazım ki hadi Türkiye'de bu konuda sesini çıkaramıyordu. Ama Sovyetlere gitti ve onun en büyük yoldaşları o zaman Ermeni yoldaşlardı. Sevgilileri oldu Nazım'ın Ermeni yoldaşlarında. Onlardan öğrendi, bildi, her şeyi biliyor. Ama bir tek satır yazılmadı. Dolayısıyla sorumlu ararken bence kendimizden başlayarak bir şeyler yapmakta yarar var. Umarım bu soruyu soran arkadaşın kalbini kırmamışımdır. Benim hayatta en dikkat etmek istediğim konu bu çünkü. Ben insan kazanmayla uğraşıyorum, kaybetmeyle değil. Bir sabah evime bir telefon geldi, Patrikhane'den çağırdılar beni, Patrik Hazretleri çağırıyor. Ben bir 10 yıldır Patrikhane'den uzak, cemaatten uzak, kendi ekmeğiyle uğraşan bir insandım. Hayret ettim, gittim. Patrik babamız rahmetli dedi ki, oğlum dedi, bir çare bulamıyorum, bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Siz biraz siyasete bulaşmış insanlarsınız, ne yapmamız gerekiyor? Bizden fikir istedi. Abdullah Öcalan'la bir papaz yan yana fotoğraf çekilmişler ve manşette işte Ermenilerin gerçek yüzü falan gibi. Oysa o papaz Ermeni papazı değildi. Suriye'de çekilmiş bir fotoğraftı. Babacım dedim, çıkıp da konuşur musun dedim, sen basın toplantısı yapar. Konuşurum dedi. Yap o zaman. Yaptı, konuştu. Bu Ermeni değildir, bu yalandır. O toplantı büyük yankı yarattı. Arkasından dedik ki bir Türkçe gazete bulmak gerekiyor ve artık savunmamızı yapmamız gerekiyor. Çünkü bizi başkaları yanlış tanıtıyor. Biz kendimizi kendi halimizle, kendi irademizle neysek biz tanıtalım, topluma açılalım dedi. Agos'un birinci fikri buradan çıktı. Agos'un ikinci fikri cemaatin kendisiyle de mücadele etmek için çıktı. Maalesef bizim cemaatimiz de Türkiye'nin bir ufacık kopyası. Türkiye'nin kendisinde ne varsa bizim cemaatin içerisinde de o vardır. Yani yöneticilerle halk arasında, şu arasında, bu arasında. Ben bir solcuydum, bununla da mücadele etmem gerekiyordu. Üçüncüsü, gazeteci yetiştiremiyorduk, aydın yetiştiremiyorduk. İki tane Ermenice gazetemiz vardı ama onlar bu tür şeylerden uzaklardı. Gazeteyi kurduktan sonra ise dördüncü bir görev çıktı. Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkiler çok önemliydi. Bu da bizim gazetenin üzerine bir tür misyon olarak çıktı. Gazete olarak çıkarken bize şey dediler. Yani şimdi bu Ermenilik mi yaptınız siz? Ermenice gazete var. Yani Ermenice kullanmadan gazete, yani bu nedir? İşte bu ölümdür. Bunları da göğüsledik. Çünkü biz şuna biliyorduk. Biz Türkçeyi kullanarak da Ermeni olduğumuzu ortaya koyabiliyorduk. Koyduk. Yani şimdi kim çıkabilir bana diyebilir ki bu adam iyi bir Ermeni değil diye. Türkçe konuşuyorum diye. Türkçe yazıyorum diye. Bunu da bu cemaati anladık, bu toplumu anladık. Giderek böyle kendi içimizde, fikirlerde, söylemlerde biraz kendimize güven geldi.
yurttaşlık hakkı denilen bir kavrama, insan hakkı denilen bir kavrama yavaş yavaş erişti. Ve bugün İstanbul Ermenileri genciyle, hatta yaşlısıyla giderek bu bilinç içerisinde tam bir yurttaş olma, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olma ama hakkını ve haddini bilme bilinciyle de giderek devam ediyor. Kapalı bir cemaat halinde yaşama kavramına karşı çıkıyorduk. Yani bu doğru bir şey değil. Kendi rengimizi, kendi kimliğimizi de severek üstleniyoruz. Ama bu kimliği bir başka kimliğin düşmanı olarak görenlere karşı da hayır biz düşman değiliz. Biz senden farklı olabiliriz ama senin için bir zenginliğiz. Bunu anlatmak. Bu gazete bunu yapmaya çalışıyor. Kızıyorlar tabii. Yani niye kızmasınlar? Alışacaklar. Yani eleştirilmeye de alışılacak. Yavaş yavaş bu toplumda Çetin Altan'ın çok güzel deyimiyle evrensel şeffaflaşmanın kendine düşen payını ıskalamayacak. O zaman Mudilere bankalar çekiliş yapardı yılda bir. İşte ev hediye derlerdi, bir şey hediye derlerdi. Kumkapı dışındaki bir okulumuza. O vakfın parası da hangi bankadaysa çekilişte onlara bir ev çıktı. O evi dahi alamadılar çünkü 36'dan sonra mülk alamazlardı. Bomonti Mıhtarian Okulu çok önemli bir örnektir. Kendi parasıyla satın aldılar burayı. Okul olarak kullandılar, yıllarca kullandılar. Yine böyle 36'dan sonra satın alamazsınız diye orası için de dava açıldı. Kaybettiler ve bu kez okul kapanmaması adına eski sahibine bir de kiracı olarak kira ödemeye başladılar. Kilise olarak kalmayabilirdi. Yani orada insan yok diyelim. Olabilir. Ama şunu yapmak mümkündür. Yani ben anlayıştan, hoşgörüden falan bunu beklerim zaten. Belediye başkanı, ya burada Ermeni yok ama bu Ermenilerin bir patrikhanesi var İstanbul'da. Şunlara bir yazı yazayım. Kardeş, sizin burada bir kiliseniz var. Bununla niye ilgilenmezsiniz? Ya da ilgilenelim, gelin birlikte şunu yapalım. Ha, ne yapalımın çözümünü de ben o kiliseyle birlikte, Ermeniyle birlikte bulurum diye düşünüyorum. Biz çok büyük ihtimalle o şunu diyebilirdik. Yani biz onu restore edecek paramız da yok. Oraya gelecek belki olabilirdi. Yani arada bir 3-5 tane Erzurumluyla senede bir gidip orada bir ziyaret edebilirdik kilisemizi. Günü olurdu ki. Yani kalabilirdi müze şeklinde yarı kilise yerimizi. Ya bunların hiçbiri olmayabilirdi. Ne bileyim bir kütüphane yapsalardı ya. Ki ben de şöyle hakkımı helal etseydim kardeşim. Bir sağlık ocağı yapsalardı. Yine aynı şey, eğer isteseydi orada bir pazar yeri açmak, o arsaya bir çözüm getirmek, bunu istimlak gibi bizi çok ürküten, çok bence dayatmacı bir proje yerine vakıfla anlaşarak, kiliseyle anlaşarak, kiralayarak yapabilirdi bu tür şeyler. Buna hazırdı yani bak. Bu yol denenmedi. Burada üzücü olan odur. Ben kamulaştırıyorum burayı. Ben Avrupa'nın çok kültürlülükle henüz yeni tanıştığını düşünüyorum. Hatta İslam'la yeni tanışmaya başladı ve tanıştıkça da mazur görsünler beni, biraz aptallaşmaya başladılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Mesela ahim kararları, Fransa'nın türban konusunda takılmış olduğu kararlar, şunlar bunlar hepsi bir şaşkınlığın ifadesiydi. Biz nasıl azınlık anlıyoruz? Azınlık kavramı bizde ne? Yani biz çok sarih miyiz, çok açık mıyız? Azınlığı nasıl tanımladık bugüne kadar? Kim azınlık? Ders kitaplarında geçen bir tek tanımı var. Başka hiçbir yerde geçmez. Bir tane bugün size örnek olarak getirdim. Milli Güvenlik ders kitabında geçer. Burada, 97. sayfada, bölümün kendisi Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunlar. Cumhuriyet dönemi bölücülük faaliyetleri içerisinde alt başlık Türkiye'deki azınlıklar tarif edilir. Azınlıklar sadece burada Türk halkına öğretilir, kim oldukları ders olarak burada öğretilir. Ve cümleler aynen şöyle, ben size ifade edeyim. 24 Temmuz 23 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'na göre ülkemizde gayrimüslim unsurları teşkil edenler dışında azınlık yoktur. Hangi dinden ya da ırktan, parantez içinde Rum, Ermeni vesaire olursa olsun herkes Türk vatandaşı kabul edilmekte ve kanunlar önünde eşit muamele görmektedir. Buraya kadar iyi mi efendim? Mutabık mıyız? Mutabıkız. Şu cümleye ne dersiniz Sayın Paşa? Türkiye'de %95'in üzerinde büyük bir çoğunluk binlerce yıldır aynı kaderi paylaşmakta, aynı kültür ve amaç içerisinde yoğrulmaktadır.
Peki %95'in dışında kalan %5, yani burada tabir edilen azınlıklar için burada sarf edilen bu ayrımcı cümle ne ifade etmektedir? Bu ülkenin insanları bu ders kitabından azınlığı öğreniyor. Azınlığı tanıyor ve azınlığın burada %5'i bu ülkenin tasasında, kıvancında aynı kaderi paylaşmamakta olduğunu belirtiyor. Anayasaya göre bu suç mu değil mi? Başkalarının bizi bölmesi için azınlık tanımlaması yapmasına ihtiyacımız yok. Evet. Güvenlik sorunuyuz yani. Güvenlik sorunuyuz. Güvenlik dersinde tabii. Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunlar bahsinde biz azınlıklar, Ermeniler, Rumlar konu ediliyoruz, mevzu ediliyoruz. Niçin bugün benim bir sorunum, azınlıkların bir sorunu Avrupa Birliği'nin 6 Ekim ilerleme raporunda Türkiye'ye hatırlatılacaktı? Niçin? Bu benim açımdan, Türkiye'de yaşayan bir Ermeni olarak benim açımdan bir onursuzluk. Benim nedir mesela sizlerden ayrıcalığım? Polis olamıyorum. İnanın çok iyi bir mesela cinayet masası polisi olabilirdim ben. Çok da çocukluğumda arzu ederdim. Çok filmleri gider izlerdim, katili hemen bulurdum. Sonunda sevinirdim, buldum falan diye. Olabilirdim. Var zaten. Olabilirdim. Ama yok bu imkanım benim. Çünkü ben bir güvenlik sorunuyum bu ülkede. Güvenlik kitabında bir ders konusu. Bugün başbakanın ve muhalefet partisi liderinin 301'e ilişkin söylemlerine bakarsanız Türkiye'nin üretmiş olduğu siyasetin hangi zihniyetle kuşatılmış olduğunu görürsünüz. Sayın Başbakan diyor ki siyasetçi şamara olanı değildir. Şimdi çağdaş demokrasiye bakarsanız hayır, siyasete soyunuyorsanız tokat yemeyi en ağır şekilde eleştirilmeyi kabul etmeniz lazım. Çünkü siz toplumu yöneteceksiniz. Yönetici sizsiniz ve yönetilenin sizi eleştirmekten başka ve 4 yılda bir de size oy vermekten başka herhangi başka bir silahı yok. Siz bu eleştiriyi aşağılanmak olarak, hakaret olarak kabul edebilirsiniz ama o adam ne yapsın başka? Ben Türkiye'li bir Ermeniyim ama gerçek anlamda bir yurttaş olarak kendimi hissediyorum. Bütün hassasiyetleriyle, problemleriyle, her şey benim yüküm, omuzlamışım, böyle düşünüyorum. Şimdi ama mecliste yapılan son tartışmalara baktığınız zaman, orada hem muhalefetin hem iktidarın yaklaşımına baktığınız zaman Türkiye'de yaşayan azınlıkları bir mütekabiliyet kavramı içerisinde değerlendiriyorlar ve işte onların vakıflarına fazla özgürlük tanırsanız, sevhortlar, Lozan dilinir, vatana ihanettir gibi kavramlarla aslında bana kalırsa, 301 diye gerçek anlamda bir ceza maddesi olacaksa anayasal bir suç işliyorlar, bölücülük yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları üzerinden yabancı muamelesi gösterip sanki bu ülkenin rehineleriymiş gibi onlar dışarıda bizimkilere ne yapılırsa biz de bunlara burada yaparız anlayışıyla çirkin bir milliyetçi bir siyaset geliştiriliyor ve bu meclis kürsüsünden dillendiriliyor. Ben devletin kurumlarıydı, şuydu, buydu, bunları aşağılamak gibi kelimelerin o kadar çok etrafında dolaşılması gerektiğini ve önemselmesi gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta biz yurttaşız, devlet bizim devletimiz, o kurumlar bizim kurumlarımız. Onları biz en ağır şekilde gerekirse eleştiririz. Aşağılamak değil bizim derdimiz ama ağır eleştiridir. Ama önemli bir aşağılama şudur. Beraber yaşadığınız farklılıkları, farklı kimlikleri eğer aşağılıyorsanız, bunun adı ırkçılıktır. Türk'ü aşağılamakta aynı derecede, Ermeni'yi aşağılamakta aynı derecede, bir homoseksüeli aşağılamakta, cinsiyeti aşağılamakta aynı derecede, kadını aşağılamakta aynı derecede ırkçılıktır diye düşünüyorum. Bana bir soru sordular. Sizin okullarınızda her sabah Ermeni okullarında Türk'üm, doğruyum, çalışkanım andı. Okunuyor mu diye. Evet dedim, okunuyor. Ne hissediyorsunuz? Ben de şunu söyledim. Ben çalışkanım, doğruyum ama ben Türkiye'liyim, Türk değilim, Ermeniyim. Bütün cümlem bu. Ve bunun için 301'den tekrar dava açtılar.
belli kesimler benim Ermeni sorunu konusundaki, Türkiye demokrasisi konusundaki söylemlerimi, Türk kimliği, Ermeni kimliği, yani kimlik üzerine yaptığım yazıları, düşünceleri bana kalırsa artık rahatsız edici bulmaya başladılar ve onların ezberleri bozulmaya başladı. Onlar her zaman daha böyle kontrast bir söyleme alışkınlar. Siyah ve beyaz sözler istiyorlar. Ama bir insan çıkıp hem Ermeni sorununda tarihini inkar etmiyorsa, bugün de barış için mücadele ediyorsa böyle birine alışkın değiller ve onu zararlı görüyorlar. Çünkü onun söylemleri toplumu değiştirmeye ve etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla ona bir ders vermenin gerekli olduğunu düşünüyorlar. Yoksa benim yazdığım çok açık, çok belli. Başka beni suçlayacak bir şey de bulamıyorlar. Neyle suçlayabilirler? İşte böyle bir şey. Suni bir suçlama yaratmaya çalışıyorlar ama bakalım. Muhtemelen verdikleri cezayla da, mesela 6 ay ceza verip erteleyerek de aslında bana hadi artık bundan sonra konuşma, bak cezalar arka arkaya üst üste binebilir, haddini bil gibi bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Türkiye'de devleti Avrupa Birliği'ne iten güç arzu değil korkudur. Ve bana kalırsa Avrupa Birliği'ni de Türkiye'ye çeken temel güç arzu değil, onlarınki de korkudur. Yani Türkiye ve Avrupa Birliği'ni birbirine iten temel güç, önden çeken bir arzu motoru değildir. Arkadan iten bir korku motorudur. Ve onun içinde bu süreç korkuyla yapıldığı için çok yavaş ilerlemektedir. Her adım bir korkuyla doludur zaten. Bir adım daha attık, bundan sonra eyvah ne olacak korkusu. Eğer Türkiye'deki sosyalistler kendilerini demokrasi safında görüyorlarsa buna bir itirazım yok. Ben sadece Türkiye'deki demokratları, AB yandaşları ya da AB karşıtları olarak değerlendirmem. Öyle bir algılama içine soktuysam düzelteyim onu. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin Avrupa Birliği giriş ve karşıtlığı mücadelesi ile pat başa gittiğini de görüyoruz son zamanlarda. Özellikle Türkiye'de kendini sol sayan, sosyal demokrat sayan nice partileri çok açık bir şekilde çabalarını, azınlıklara bakışlarını, Kürt sorununa bakışlarını çok net görüyoruz bunları artık. Türkiye'de aydınların unutulmuş ya da bir kenara iteledikleri çok önemli bir görevi var. Kendi kültürlerini üstlenmek görevi bu. Ve eğer bu kültürün içerisinde İslam varsa onu da üstlenmek. Bakınız ben Hristiyan bir insanım ama bu Anadolu uygarlığının bir parçasıyım. Anadolu uygarlığının bir parçası eğer İslam ise ben o kültürün ta kendisini üstlenmek zorundayım. Yani kabul etmeyebilirim, eleştirebilirim bazı yanlarını şunu. Ama üstlenmek başka bir şey. Üstlenmek demek bir başkasının eline terk etmemek demektir. Onu siz kendiniz elinizde tutarsanız siz onunla yüzleşebilirsiniz. Yüzleşme hakkınız olur. Dolayısıyla bu yüzleşmenin muhakkak yapılması gerekiyor. Bütün kültürler için, Hristiyanlıkta da neler var neler. Terör kelimesini bir başına ele almak bir şeyler anlatmaya pek fazla yetmiyor. Bunun yanına güç kelimesini de koymak gerekiyor. Bir tarafta gücün terörü, öbür tarafta terörün gücü. Bir tarafta gücün terörünü görüyorsunuz, saldırıyor, yıkıyor, bombalıyor. Yani siviller ölmesin deyip geçiyor, bu kadar yani. Ama ölüyor siviller. Öbür tarafta da terörün gücünü görüyorsunuz. Dolayısıyla terörü alıp da bir kenara iteleyeceğimiz oranda güç kelimesini de alıp bir kenara itelememiz gerekir. Çünkü güç çok tehlikeli bir kavramdır. Hele hele bu devirde şiddetin bu kadar meta haline getirildiği, şiddet üretildiği biliyorsunuz. Evet. Bütün filmlerde, size şeyi sormak istiyorum ben. Siz hayatınızda kaç tane insanı yanı başınızda ölürken gördünüz? Silahla öldürülürken ya da bıçakla boğazı kesilirken. Hayır, bunlar bizim günlük yaşantımızın sıradan olayları değil, çok olağanüstü olaylar bizim için. Ama biz her gün televizyonlarda, filmlerde, her filmde bir 20-30 tane görüyoruz bundan. Evet. Ve her saniye. Dolayısıyla şiddet zaten üretiliyor. Ve üretilmiş bir mal tüketimiz var.
IŞ ne dedi? Ya bizdensiniz, ya kardeşim. Hayır, olur mu öyle bir şey? Ya terörden, ya güçten yana niçin olacağım? İkisinden de yana değilim. Benim sadece 30 yılım, gençliğimi bildiğimden beri, siyasi düşünmeye başladığımdan beri bu tehlikeleri gören, biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar felsefesini çok iyi gören bir yapıdayız. Ve Batı böyle palazlanıp Doğu böyle fukaralaştıkça sonuçta olacak olan bunlardır. Yani bunları kapitalizmin getirdiği bir sonuç mu sonuçta? Yani çok büyük oranda rolü var. Din olguları ya da kültür olguları ya da uygarlık olgusu bence burada kullanılan birer ritüelden başka bir şey değildir. Amerika'nın Usame Bin Laden denilen o terör çetesinin başıyla hesabını bir devlet ahlakı içerisinde görmesi gerekir. Orada ölecek yanlışlıkla ama. Şimdi yanlışlıkla ölüyorlar tabii. Orada ölecek, yanlışlıkla ölecek her bir Afganistanlı çocuğun İkiz Kuleler'de yanlışlıkla ölen o insanlardan hiçbir farkı yoktur. Bizler her ikisinin de yanlış olduğunu gören insanlarız. Bu söylemden vazgeçmeyelim. Evet. Ve ille de barış demek lazım. İlle de barış. Uygarlıklar çatışması kelimesi bana kalırsa abartılmış bir kelime. Ben şahsen uygarlıkların uzlaşmasından, örtüşmesinden, buluşmasından bundan sonra bir süreç başlayacağına inanıyorum. Değil ki çatışmasından. Kaldı ki çatışmadan da korkmamak lazım. Çatışma ille de bir savaş hali değil. Çatışmayı kötü manada alıyorsanız bence dünya bunu yaşamayacak. Hayır hayır. Yaşamayacak. Ne güzel. Aksine daha çok uzlaşmaya doğru, daha çok farklılıkların bir arada nasıl sorunsuz yaşayabileceğine ilişkin artık kafalar o yönde çok daha fazla çalışacak. Batı medeniyeti de bizim bu taraftaki medeniyetlerde farklılıkların bir arada yaşaması için daha çok fazla bundan sonra en azından kafa yoracaklar. Ben zannediyorum bu Avrupa Birliği düşüncesi yani farklıların bir arada yaşaması ve insanın giderek dünya vatandaşlığına yönelmesi kavramı bundan sonra çok daha konuşulacak bir kavram olacak. Bu dünyada yaşayan bütün insanların başka gidecekleri bir dünya yok. Şiddet üretmekten vazgeçmenin bütün yollarını deneyeceğiz. Silahlanmaya kesinlikle karşı çıkacağız. Ve silahın en büyüğünden en küçüğüne. Bütün bunların hepsine karşı bizim bundan böyle en büyük savaşımız bu olacak. Farklılıkların zenginliğini kavrama mücadelesi yapacağız. Değil ki farklılıkların varlığını bir tehlike görmek. Bence göreceksiniz Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirleriyle birlikte yaşamayı bundan sonra çok daha zorlayacaklar. Özellikle Avrupa Birliği açısından şimdi Türkiye'nin şansı eğer iyi değerlendirebilirse ama bence bundan sonra çok daha fazla diye düşünüyorum. Ermeni kimliği üzerine yazı yazıyorum ben. Ermeni kimliğinde Türk'ün rolünü anlatan ve onu analiz eden bir yaklaşım. Türk olgusunun bir öteki olarak o kimlikte oynadığı rol üzerine konuşuyorum. Ve özellikle de diaspora Ermenilerine seslenerek diyorum ki Türk olgusunun sizin kimliğiniz içerisinde yaratmış olduğu olumsuz bir konum var. Türkiye karşı duyduğunuz öfke sizin kimliğinizi zehirliyor. Sizin kanınız zehirleniyor. Burada anlatmaya çalıştığım zehirli kan, Türk'ün kanı değil, Ermeni'nin zehirlenmiş kanı. Yazının bütününe bakarsınız. Adam ne anlatmak istiyor diye bakarsınız. Nedir bunun, derdi nedir bu adamın, derdi nedir diye bakarsınız. Türklerle uğraşmayın, Türklerle uğraşmaktan vazgeçin, Ermenistan'la uğraşın diyorum ve bu cümleyi kullanıyorum. Diyorum ki, Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerine siz Ermenistan'la olan ilişkinizi kurun diyorum. Bu cümle bunu anlatıyor. Kompozisyon yazmada sadece insana sıfır vermezler. Okuyanlara da sıfır verirler. Nasıl böyle insanlar kendilerini zorlar ki tam aksi yönde anlamak için. Sanıyorum artık Türkiye'de derinden gelen bir güç bana haddimi bildirmeye çalışıyor.
Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'e ilişkin bir haber yapmıştım. Onun Ermeni bir yetim olduğunu iddia etmiştim haberimde. Ondan sonra bana karşı bir kampanya başlatıldı. Hem basında hem bu tür yargı kararlarıyla. Bunu onun bir devamı olarak görüyorum. Ermeni olarak Ermeni kimliği üzerine konuşurum. Ve yaptığım da bu zaten. E peki buna hakkım yok mu benim? Niye benim gibi bir insan Türkleri niye aşağılasın? Ben ne Türk kimliğini aşağılarım ne Ermeni kimliğini aşağılatırım. Mücadelem bununla gidiyor zaten. Nasıl yaparım? Aşağılayacaksam ben niye bu ülkede yaşıyorum ki zaten? Gider uzaktan aşağılarım. Başıma da bu belalar gelmez. Benim için bu dünyada en büyük suç ırkçılıktır. Bu lekeli insan nasıl aşağıladı biriyle yan yana yaşayabilir? Benim Türk'le bir kavgam yok ki. Ben Türk'le yaşamayı şans sayan bir insanım. Bunu yazılarında da belirten bir insanım. Şans çünkü bizim bütün Ermenilerin dünyasında Türk hakikaten bir ötekiydi. Bir öfkeydi. Ama beraber yaşadıkça o öfke ortadan kalkıyor. Bizim içimizdeki o zehir dediğimiz öfkeye Türk'le beraber yaşamak tanzihir oluyor. Bu kadar açık yazıyorum ben yazılarımı. Öfkeyle yaşamak hayatta en büyük bela. Öyle değil mi? Bırak toplum için, birey için de böyle. Bundan kurtulmanın yolunu ben yazmaya çalışıyorum. Yazılarımda. Ben Ermeni milletinin geleceğini düşünemez miyim? Kendi halkımın sağlıklı bir hale kavuşması için gidiniyorum. Böyle bir hakkım yok mu? Kendi yazdığımdan ve Türkiye'deki hukukun, adaletin varlığından o kadar emindim ki, o kadar yazdığımdan ve niyetimden eminim ki buradan bir ceza çıkmaz, buradan bir hukuksuzluk çıkmaz. Çıkarsa da benim burada yaşama şartım kalmaz gibi bir noktadaydı. Bu ülkede yaşamak istiyorum çünkü bu ülkenin demokratikleşmesi için, torunlarım için elimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum. Bir yandan Türkiye Başbakanının ağzından dünyaya meydan okuyor, Ermeni dünyasına meydan okuyor. Gelin diyor, tartışalım, beraber tarihi araştıralım, gerekirse hesaplaşalım. Benim son şimdi açılan davam, bu bir soykırımdır dediğim için evet. Reuters'a açıldı. O davet ettiğiniz Ermeniler burada size ne diyecekler? Bu bir soykırım değil midir diyecekler, soykırımdır diyecekler. Peki onları yargılayacak mısınız? Peki onları yargılamayacaksanız beni niye yargılıyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bunun böyle olduğunu söylüyor diye niye yargılayacaksınız? Benim hayatta başka ne silahım olabilir söyler misiniz bana? Duygularım ve aklımdır. Başka ne silahım olabilir diye. Duygusuz nasıl yaşarsınız? Peki duygularınızı eğer bu kadar işkence çektiriyorlarsa, yani yan yana geldik beraber 5 kişi, eğer bu damga benim alnımda kalsa, ben sizle masaya otururken o anda kendi kendime işkence etmeyecek miyim? Şu masada oturanlardan hangisi acaba benim hakkımda Türklüğü aşağıladı bu diye düşünüyor? Ben aşağılamadım ama böyle bir damga var şimdi. Anladın. Benim bundan temizlenmem lazım. Temizlenemezsem beraber yaşayamam. Benim beraber yaşadığım insan beni anlıyor mu diye. Ben bunu beklerim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim en son çarem. Belki başvuracağım. O da bu ülkede kalmak istediğim için başvuracağım. Oradan bir ümit çıkar diye. Alnımdan bu lekeyi kaldırır diye. Yoksa ne yapabilirim yani? Çeker giderim dediğim bu. Yoksa niye çekip gideyim? Ben bu ülkede annem babamın mezarı burada, atalarımın mezarı burada. Kardeşlerim, ailem burada. Burada ailem genişledi, torunum var, çocuklarım var. Benim şimdi kalkıp gitmem, hayatı yeniden kurmam kolay şey mi? Ama bu lekeyle kalmam ben burada. Eğer burada mahkemeye çıkarsa, yani 6 ay, 1 ay, 6 gün benim için hiç fark etmiyor. Ben böyle bir suç işlemedim. Buradan 6 saniye bile ceza alamam. Eğer böyle bir ceza bana verilirse sözüm var bu ülkeden çekip gideceğim. Ama gitmek de istemiyorum. Sokakta dolaşırken insanlar beni tanıyorlar. Onların beni tanıdıklarını biliyorum, görüyorum, bakıyorum ama içimden hep şöyle düşünüyorum. Acaba onlar benim hakkımda şimdi ne düşünüyorlar? Bir Türk düşmanı olarak beni görüyorlar ve bu büyük bir işkence. Bu mahkumiyetim temizlenmezse ben artık bu ülkede yaşayamam.
ve gitmek zorunda kalırım. Çünkü eğer siz beraber yaşadığınız bir insanı kimliğinden ötürü aşağılıyorsanız ve halen onunla beraber yaşıyorsanız, bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bu onursuzluktur. Ben yapmam böyle bir şey. Ama ben yaşamak istiyorum bu insanlarla burada, Türklerle. Çünkü ben onları aşağılamıyorum. Ve ben kendimi de onlara aşağılatmamak için çalışıyorum. Türk Standartlar Enstitüsü'nün 94'te çıkardığı bir kitap var. Türklüğü tarif eden bir kitap. Orada şöyle bir şeyler söylüyor. Bu Ermeniler, bu Yahudiler, bu Rumlar hırsızdır, kalleştir, iş yapılmaz, adama şöyle kazık atar, yani böyle kazık atar, falan yapar, şunu yapar, bunu yapar. Benim için herhangi bir farklılığı, etnik, dinsel ya da cinsel herhangi bir farklılığı aşağılamak dünyanın en büyük suçudur ve bu ırkçılıktır. Tarihte benim atalarımın başına gelen olayların bilincindeyim. Onların yaşadıkları acının ne olduğunu biliyorum. Koca bir milletin büyük oranında yok olduğunu biliyorum. Ben bu gerçeğimi hiçbir zaman unutmam. Unutmam benim atalarıma olan saygısızlığımdır. Onlara olan vicdansızlığımdır. Ama bir vicdansızlık daha var. Bir saygısızlık daha var. Eğer ben onların başına gelen bu acıyı bugün uluslararası politikanın elinde bir sermaye olarak kullanılmasına izin verirsem, benim atalarımın kemikleri cinsizler. Onun için ben mesela Ermeni kardeşlerime diyorum ki, biz kendi acımızı kendi sırtımızda taşımasını, onurla taşımasını bilelim. Biz taşırız o acıyı. Onları hiç unutmayız. Ve onların kültürünü yaşatmak için, onların varlığını devam ettirmek için, dünyanın neresinde Ermeni varsa, o kimliğimizi koruyarak, geliştirerek bunu becereceğiz. Bizim esas onlara olan borcumuz budur. Bunu yapacağız. Ama biz bu acımızdan hiç kimsenin kendi çıkarı için, kendi politikası için malzeme yapmasına da izin vermiyoruz. Bizim bir tek muhatabımız var. Türkiye toplumudur. Türk halkı, Türkiye halkı. Biz onlarla oturur, konuşuruz. Diyaloğumuzu kurarız. Varsa içlerinde gerçeği görmek istemeyenler, tarihe bakmak istemeyenler ya da istediği gibi yorumlayanlar, onlar da olacaktır. Onlarla da konuşuruz, onları da dinleriz. Ama biz diyaloğumuzu Türk halkıyla kuracağız sonuçta. Ve inşallah Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Ben bunun için yoğun bir arzu içerisinde, Türkiye Avrupa Birliği'ne girince onun yanındaki Ermenistan'da Avrupa Birliği'nin zaten anında komşusu olacak ve o da girecek. Benim tek hedefim, tek arzum bu. Türk ve Ermeni halklarının Avrupalı kimliği içerisinde tekrar buluşturması gelecek. İnşallah bu olursa ben mutlu olurum. Bir gün oğluma dedim ki, oğlum dedim, bir yazı yazacaktım. Bana dedim, böyle kesilmiş bir ağacın etrafında oturmuş ağlaşan kadınlar, erkekler çiz dedi. Çizdi, verdi bana. Yazıya basacağım böyle, baktım bu hoşuma gitmedi. Burada bir şey eksik dedi. Bir şey eksik dedi. O fotoğrafı basmadım. Yazıyı da henüz yazmadım ama yazacağım. Gövdemiz kesildi. Tamam, bu gerçek. Ondan sonraki kuşaklarımız oturdular o gövdenin başında. Hüngür hüngür ağladılar. Gözyaşı döktüler. Tamam, bu da tamam. Bu da hakkımızdı. Tamam. Ama başka bir şey daha var. Bir ufak çocuk düşünüyorum mesela. O gövdenin etrafında bir şeyler arıyor. Ne arıyor? Ufak filizler, kökten çıkmış filizler. Şu gövdeyi tekrar yaşatacak, çıkartacak. Şimdi artık zaman şu. Ben size demiyorum ağlamayın. Ağlayın. Yine sızlayın atalarınız için. Ama bundan sonra o kesilmiş gövdeye değil, o bulunan filizlerin başında ağlayın.